Sevgili dostlarım merhaba. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Her şey gönlünüzce olsun. Bir kere bunun altını çizelim. Nihayet makamımdan, mekanımdan, <laughs> makamımdan bakar mısınız? Evet arkada kitaplarım var. Çok mutluyum. Yani burada olduğum zaman acayip mutlu oluyorum. Çünkü dışarıdan her ne kadar sizlere seslenmeye çalışsak da çok ciddi aksaklıklar oluyor. E bu aksaklıklara rağmen en azından sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Cırcır cır böceklerine rağmen sizlere sesimi duyurmaya çalıştım biliyorsunuz. Bir yandan ben bağırıyorum, bir yandan cırcır cır böceği bağırıyor. Epey de bir gırgır gır konusu oldu bu. Evet, yaz sıcakları ile birlikte cırcır cır böcekleri de çıkıyor biliyorsunuz, cırlamaya başlıyorlar. Fed ile birlikte de bayağı bir cırlamışlardı. Yani Fed'in arka arkaya faiz indireceğini, tekrar parasal genişlemeye gidileceğini, ve bu sayede dünya ekonomisinin rahatlayacağını, özellikle gelişmekte olan ülkelerin çok ciddi rahatlayacağını falan söyleyenler vardı. Hepsi yanıldılar. Sizlere ısrarla söylemiştim biliyorsunuz. FED ya faiz indirimi yapmayacak ya da faiz indirimi yapsa bile sadece bir faiz indirimi yapacak. Onu da çok sınırlı bir seviyede tutacak. Bu nedenle bir parasal genişleme beklemeyin arkadaşlar. Amerika'dan oluk oluk para gelişmekte olan ülkelere akmayacak diye ısrarlı bir şekilde söylemiştim. Trump gerçi doların değer kaybetmesini istiyor ama tabi Amerikan dolarının değer kaybetmesinde bir sınırı var. Eğer ki Amerikan doları çok değer kaybederse bu kez işin rengi değişmeye başlıyor çünkü. Yani convertible para olma özelliğini kaybederse Amerikan doları Amerika'nın bütün gücü geri planda kalır. İşte bunun için dengeleri çok net bir şekilde Fed'in korunması gerekiyor. Yani Amerikan başkanı bile biz doları durduralım doları biraz değer kaybettirelim dese de çok fazla işe yaramayabiliyor sevgili dostlarım. Neden? Çünkü Fed'in bir bağımsız kimliği var ve o bağımsız kimliğini tamamen para politikalarının dengeleri üzerinde kullanmak zorunda ve kullanıyor da. Bakın Powell'a bir soru sorulmuştu. Trump sizin istifa etmenizi isterse, gitmenizi isterse ne yaparsınız demişti. Powell'da benim görev süren bitene kadar koltuğumda oturmaya devam ederim dedi. Aslında şunu söylüyordu. Trump beni görevden alamaz. Öyle bir şeye tenezzül bile edemez. Amerika'da sistem farklı işliyor demeye getirdi. Ve nitekim de Trump'a rağmen Powell resmen kendi oyununu kurguladı. Biz faiz indireceğiz, faiz indireceğiz imajı yaratıp sonra sadece 25 bas puanlık bir indirim yaptı. Açıklamada da bundan sonra bir faiz indirimi gelmeyeceğini ifade etti. Ve bunun sonrasında da bütün o büyük balon, beklenti balonu hop sönüverdi. Neydi o büyük balon? Dediğim gibi Amerikan Merkez Bankası'nın arka arkaya faiz indirimi yaparak bir parasal genişleme sürecine girilmesiydi. Şimdi parasal genişleme balonu sönünce de otomatikman yeni yeni adımlar atılmaya başlandı Amerika tarafından. Bunlardan bir tanesi bitti denilen ticaret savaş, savaşları çok daha sert bir şekilde devam etmeye başladı. Büyütülmeye başlandı. Trump 300 milyar dolarlık bir ek vergi paketi daha koydu Çin'in önüne sevgili dostlarım. Ve Çin de parasını değersizleştirme silahını kullanmaya karar verdi. Amerika'nın bu kararından sonra Yuan 7'nin üzerine hemen çıktı. Evet bir dolar 7 Yuan oldu. Bakın Adamlar hiç düşünmüyorlar bile. Yani benim enflasyonuma etki edecek vesaire diye düşünmelerine gerek yok zaten. Çin sahiden üreten bir ülke olduğu için, kendi yerli malına, kendi üretimine güvenen bir ülke olduğu için para birimini hemen değersizleştirdi. Ve böylece rekabet gücünü arttırdı. Yani tamam sen vergilerle benim önümü kesmeye çalışıyorsun ama o zaman ben de para birimi değersizleştiririm. Senin gümrük duvarlarını bu şekilde yıkarım. Senin koyduğun ek maliyetleri ben değersiz yuanla yıkar geçerim demeye getirdi. Para savaşları var sevgili dostlarım şu anda. Bir tarafta ticaret savaşlarıyla Amerika'nın Çin üzerinde ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskısı diğer tarafta Çin'in yuanı değersizleştirerek pazarını kaybetmeme çabası. Şöyle düşünseniz Çin tüm dünyaya hükmediyor ticari konuda. En ucuz malı üreten, en rekabetçi olan ülke tartışmasız Çin. Yanına ne Güney Kore'yi koyabilirsiniz, ne Avrupa Birliği ülkelerini koyabilirsiniz. Belki kalite anlamında Avrupa Birliği ülkeleriyle yarışamıyor Çin ama günün sonunda kesinlikle ve kesinlikle fiyat konusunda tüm dünyayı kündeye getirmiş durumda. Gelelim bize. Bizde işin rengi tabii daha başka. Bizde de üretimin arttırılması için mutlaka ve mutlaka aslında Türk lirasının acilen değersizleştirilmesi gerekiyor. Ama bizim başka kaygılarımız var. Enflasyonu aşağıda tutmaya çalışıyoruz. Enflasyonu aşağıda tutup faizleri aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Ve tek derdimiz aslında müteahhitlik sektörünü ayağa kaldırmak hatta müteahhitlik sektörünün belli bir kesimini ayağa kaldırmak hani hep söylüyorum ya hükümete yakın olan daha yandaş müteahhit kesimini ayağa kaldırmak onların elindeki stokları konut stoklarını bir şekilde eritmeyi başarmak. Ama bunu başarmak hiç de kolay değil. Çünkü vatandaş konut alma konusunda pek de hevesli değil. Vatandaş hevesli olmadığı kadar bankalar da vatandaşa kredi verme konusunda çok hevesli değil. Neden? Çünkü her an sıfır konutların alınmasından öte millet hülle ile birbirinden konut alır gibi yapıp ucuz kredi kullanmaya da çalışabilir. Bunun da önü açılıyor. İşte bunun önünü kesmek için şöyle bir şeye başvurdular. Sadece sıfır konut alabilirsin dediler. Yani sadece bize yakın olan müteahhitin elindeki konutları alın. Kendi aranızda hülle yapmayın. Öyle ucuz para kullanmaya kalkmayına getirdiler işi. Ama vatandaş da bu sefer madem öyle dedi. Ben müteahhitin elindeki sıfır konutu da almayacağım konut sektöründe istenilen canlanma şimdilik yok. Yine üretim konusunda da Türkiye'nin sıkıntıları büyük. Bütçe açığı i'den iyiye artıyor. Bakın yıllık hedef 80.6 milyar liraydı bütçe açığı ile ilgili. 80.6 milyara ilk 6 ayda zaten çoktan ulaşıldı sevgili dostlarım. İkinci 6 ayda da daha fazla bütçe açığı olmasın diye elden gelen her şey yapılıyor. Vergiler arttırılıyor, zamlar arttırılıyor, harçlar arttırılıyor. Ama günün sonunda ne yazık ki istenilen hedeflere bir türlü ulaşılamıyor. Peki esas soru şu. Dövizde durum ne? Neden Türk Lirası değersizleşmiyor ve Türk Lirasının değersizleşmesini engellemek için devlet nasıl bir müdahalede? bulunuyor. Görünen şu swap vadeleri uzatılıyor, repo ihaleleriyle ilgili operasyonlar yapılıyor ya da faiz koridoruyla ilgili bir takım ataklar yapılıyor Merkez Bankası tarafından. Ama diğer taraftan esas mesele direkt nakdi dolar satışıyla dövize müdahale söz konusu. Peki bu kaynağı bitmeyen döviz nereden bulunuyor? İşte esas soru bu. Vatandaşın sorduğu soru da bu. Acaba bizim paramızla bizim paramıza mı müdahale ediliyor? Gerçekten önemli bir soru bu. Çünkü bakın Merkez Bankası'nın ne kadar kaynağı olduğu belli. Net rezervleri 10 milyar dolar üzerinde değil genel konuşmalara göre. Hele ki bu kadar müdahaleden sonra Merkez Bankası'nın rezervlerinin erimemesi zaten mümkün değil. Peki o zaman Nasıl kura müdahale ediliyor sorusunun cevabı bir tek döviz tevdiat hesaplarında bulunuyor. Döviz tevdiat hesaplarındaki 186 milyar dolar sahiden vatandaşın dolarına müdahale etmek için mi kullanılıyor? Yani aslına bakarsanız sizin silahınızla sizi mi vuruyorlar? Bu çok sıkça konuşulmaya başlandı sevgili dostlarım. İmkansız mı? Tabii ki değil. Çünkü zaten Merkez Bankası şunu söylemişti. Hem kendi rezervlerimi kullanabilirim dövize müdahale konusunda hem de bankaların rezervlerini kullanabilirim demişti. Bunu aleni bir şekilde söylediği için döviz tevdiat hesaplarının zaten kullanılması çok mümkün sevgili dostlarım. Evet sizin paranızla yani sizin dövizinizle bankalarda bulunan dövizinizle yine bankaların dövize müdahalesi özellikle kamu bankalarının dövize müdahalesi çok mümkün. Bu arada biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde döviz ihalelerinde bankalara özel bir indirim de yapılmıştı. O nedenle bankalar bunu kullanarak kendilerine yeni bir havuz oluşturmuş olabilirler. Ve bu havuzda da özellikle kamu bankalarının müdahalesi daha da kolaylaşmış olabilir sevgili dostlarım. Bunu da bir tarafa koymakta fayda var. İşin sonu şu, işin sonu şu. Türkiye'de tüm dünyanın tersi hareketler oluyor. Bakın Amerika'nın Çin'e ticaret savaşlarını açması, Avrupa Birliği'ne diş göstermesi, kafa tutması, Avrupa Birliği'ne aman dikkat bak sana da aynı uygulamalar geliyor diye sopa göstermesi, tüm gelişmekte olan para birimlerine olan ilgiyi azalttı. Yani gelişmekte olan ülkelerin para birimleri hızla değer kaybediyor. Sadece Yuan değil, yani sadece Çin parası değil tüm dünya para birimleri dolar karşısında değer kaybediyor ve dolar endeksi de hızlı bir şekilde yukarıya çıkmaya devam ediyor. Trump'a rağmen Trump aslına bakarsanız doların değer kaybetmesini istiyor ama dolarda bir değer kaybı söz konusu değil ve önümüzdeki süreçte de özellikle Fed'in kararından sonra doların değer kaybetme ihtimali her geçen gün azalıyor. Yine Amerika'daki yatırımcılar, Amerika'daki yatırımcılar Özellikle gelişmekte olan ülkelerin tahvillerinden, borsalarından hızlı bir şekilde çıkıyorlar ve Amerika'da bir hafta içerisinde gelişmekte olan ülkelerin senetlerinden 3.2 milyar dolarlık bir çıkış oldu. Bir hafta içerisinde 3.2 milyar dolarlık çıkış. Diyeceksiniz ki Amerika için çok büyük bir rakam değil. Elbette öyle ama bir işaret bu işareti de görmek gerekiyor. İşin özeti şu. Tüm bu koşullar içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün de dahil ne kadar dolara müdahale ederse etsin, ne kadar dolara müdahale etmeye çalışırsa çalışsın bu balon gittikçe şişiyor ve geriliyor. Her an patlayabilir. Gördüğünüz gibi tüm bu gelişmeler ışığında Ağustos ayı tüm dünyada çok sıcak geçecek gibi görünüyor daha aslında ılık günleri yaşıyoruz. Daha da ısınacak. Eğer ki Amerika Çin'e söz verdiğinin tam tersi gibi davranmaya başladıysa Türkiye'ye de söz verdiğinin tam tersi gibi davranmaya başlayabilir ve her an Türkiye ile ilgili yaptırımlar da açıklanabilir sevgili dostlarım. Bakın Fed bizim Merkez Bankası'nı nasıl terse düşürdü hep birlikte gördük. Bizim Merkez Bankası'nın beklentisi FED'in arka arkaya indirimler yapması ve bir parasal genişlemeye gitmesiydi. Eğer ki FED parasal genişlemeye giderse bizim de elimiz biraz daha rahatlayacaktı. En azından umutları, ümitleri bu yöndeydi. FED Merkez Bankası'nın terse düşürüverdi. Uyarmıştık ama söylemiştik demiştik ki aman ha, Merkez Bankası sen şimdi sert bir faiz indirimine gidiyorsun. Hatta sözler veriyorsun. Yarın öbür gün daha fazla da faiz indirim yaparım diye. Ama Fed bunun tersini yaparsa sen ne yapacaksın diye sormuştuk. Nitekim şimdi bizim Merkez Bankamız faiz indirimlerine devam edeceğini söylüyor. Enflasyona rağmen bakın geçen aya göre 1,5 puan daha yükseldi enflasyonumuz ve %16'ın üzerine çıktı tekrar. Beklentiler yıl sonunda tek haneye düşmesi enflasyonun ama bu kadar büyük zamın olduğu bir ortamda bu çok da mümkün değil sevgili dostlarım. Arka arkaya yapılan zamlar, vergiler, sigaraya 3 lira, doğalgaza %15, elektriğe %15, şekere, tuza, suya, çaya her şey %15-20 zamların yapıldığı bir ortamda enflasyonun, tek haneye getirilmesi mümkün değil imkansız neredeyse. Hadi onu geçtim. Bir de üretici fiyatları var. Üretici fiyatları da %20'nin üzerinde hala bir miktar gevşemiş olmasına rağmen. Dolayısıyla öyle tek haneye çekmek pek de mümkün değil. İşte tüm bu ortam içerisinde biz faizleri daha da indireceğiz kardeşim. FED'e rağmen ve enflasyona rağmen biz faizleri daha da aşağı indireceğiz diye ısrar edersek Merkez Bankası bir faiz indirimine daha gider ise bu ay bakın seyredin alemi işte Ağustos ayında o zaman gerçekten biz dolarda o sert hareketlerin başlangıcını görürüz. Zaten söylentileriyle birlikte dolar kıpırdadı. Kıpırdadığı her an Merkez Bankası vatandaşın döviziyle kafaya vurmaya devam ediyor. Kamu bankaları yine vatandaşın döviziyle kafaya vurmaya devam ediyor. Ama bu işin bir sonu var. Onu da unutmayın. Söylediğim gibi sevgili dostlarım önümüzdeki günler dolar için gerçekten çok hareketli günler olacak. Çok sert hareketler göreceğiz. Şu anda 5.56-38 seviyesinde, 5.55 seviyesinde, 5.60 seviyesinde falan bunları çok fazla baz almayın. Bu seviyelerin hiçbir gerçekliği yok. Emin olun bundan. Her an hareket çok daha net bir şekilde yukarıya doğru olabilir. Çünkü dünyadaki gerilim artıyor. Bakın altın daha bir ay önce 1300 dolar seviyesindeydi altın nonsu. Şimdi 1464 dolarda son 6 yılın en yüksek seviyesinde. Demek ki sevgili dostlarım ortam geriliyor. Bu kadar gerilmiş bir ortam içerisinde de doların bu seviyelerde kalması mümkün değil. Tüm müdahalelere rağmen mümkün değil. Döviz tevdiat hesaplarının kullanılmasına rağmen mümkün değil. Merkez Bankası'nın repo ihaleleri müdahalesine, swap müdahalelerine rağmen mümkün değil. O nedenle sakin olmaya, beklemeye devam edin. Bakın işin rengi bundan sonraki süreçte çok fazla değişecek. Ve hepimiz buna tanık olacağız. Sevgili dostlarım bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum ve videomuzu sevdiklerinizle mutlaka paylaşın sevgili dostlarım. Hoşçakalın.